Herkese merhaba. Bugün dalga sörfü yapmaya geldik. Biz buraya daha önce de gelmiştik. Burada eğitimler oluyor. Eğitim alabiliyorsunuz. Bunların paketleri var. Instagram'dan hesaplarını bulup iletişime geçebilirsiniz kendileriyle. Aynı zamanda tahta kiralaması, bord kiralaması da yapıyorlar. Burası Kayıp Ada Camping olarak geçiyor. Navigasyona yazdığınızda zaten sizi direkt buraya getirecektir. Şile'de. Türkiye'de birkaç nokta var böyle kamp ve sörf yapabileceğiniz. Bunların takibini internetten sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Windy uygulaması var, application. Oradan da yine dalga ve rüzgarı takip ederek buralara gelebilirsiniz. Bakın hemen size koyu gösterelim. Şu anda da birkaç kişi zaten yapıyor. Arka ayak hangisi onu çok önemli. Çünkü gördüğüm yine şey, zaman dalga giriyor. Evet, getirir arkasından. Zaten gelmesi gerekiyor. Hep atar. Ne yapıyoruz? Akıntı bak, genelde şuradan kayaların dibinden çekerek. Kayaların dibinden kaçınıyoruz. Line up bölgesine çıkıyoruz. Dalgayla hop geri dönüyoruz. Sürekli bir yuvarlak yapıyorsun. Çeken akıntı kısmından gelebilirsin. Bak mesela şurada da bir çeken akıntı var. Yani böyle. Şurada ama buradan açılamazsın. Çok zor. Onun için hep kenarlardan. Mesela yani bir çizgiye çıkmış zaten. Oraya ne kadar yakın olursan denge merkezin o kadar ortada olur. Böyle de daha dengeli olur. Norkarken ne yapıyoruz? Üzerine yatıyoruz. Ayaklar ne çok dışarıda. Çünkü bu uzun bir bok. Çok dışarı çıkan kısmı ayakları onu kalkar böyle. Biz o kadar kalkmasını istemiyoruz. Ne de çok önde olursa. Çok önde olursan bu sefer ön batar. Sürekli ön batma problemi yok. Kendini sürekli ayarlayacaksın. Yani biraz arkaya git. 2-3 santim bile çok önemli. Biraz öne git. Baktın dengen biraz bozuk. Yana sağa sola doğru ayarla kendini. Zaten birazcık yana doğru da uzun bir çekme yapar mısın? Evet. Hep ayarlıyoruz kendini. Sürekli yani. O hep yapılan bir şey. Kalkarken pedalımızı vuruyoruz. Dalga geliyor. Evet. Pedal önemli yani. Ellerimizin açık olmamasını hep kendimize atıyoruz. Bir insan böyle böyle pedal atmaya başlıyor. Pedalımızın bir tavuk denetim yani. Vardı işte. Evet. Buraya koyuyoruz ve böyle tutmak yok. Bu bordu sallar sağlar. Benim için bir şey. Mümkün olduğu kadar altın açıyor, parmak önünün değil. Bir yolda fırsat var ya. Evet. Böyle kaldırıyoruz. Yani. Böyle kaldırdıktan sonra başlangıç seviyesinde şu şekilde olacak. Senin ön sağ ayak önde. Onun için sen ilk olarak kolu çekiyorsun. Kolu çekiyorsun. Böyle altına koyuyorsun. Sonra ne yapıyoruz? Sağı sesin arasına. Aslında bu. Şu anda sağ tarafına geldi. Aşağı ve aşağı. Şimdi dalga geldi. Koydu. Biraz daha öne koyabiliriz. Heh. Rahat edebilecek şekilde. Şimdi yolu koyuyoruz. Sağda önüne koy. Tamam, diz koyma yok. Genelde o çok yapılan. Dizimizi koymuyoruz. Dizi koyduğun an hangi tarafa koyarsan o kadar olur gidersin. Dizi çıkanmıyor. Hep diz yukarıda. Hep bak orta noktalara basıyoruz. Böyle de basıyoruz. Hep ortalarda duruyor. Yani kalkarken bunu çekelim, bunu da ortaya koyuyorum. Bunu da ortaya koyuyoruz. Biz şöyle yaparız. İstersen şöyle açılırız biraz. Şu taraftan. Şu küçük dalgalar da deneyim. Tamam. Aynen. Deneyiz bir pedalı bakalım sen de nasıl hissedeceksin kendini. Tamam. Süreceğiz. Dalga geldiğinde. Evet. Bastın. Önünü biraz havaya kaldırın. Evet. Önünü durur. Sonra devam. Dalgayı alırken de
Evet, bugünlük bitirdik. İnanılmaz yorucuydu. Çok aşırı derecede kondisyon gerektiren bir spor. Dalgalarla boğuşmak, suyla uğraşmak gerçekten çok yorucu. Burak, senin de bugün ilk denemendi. Nasıl, ne hissettin? Tabii ki de çok yorucu bir spor. Bir de yeni olunca iyice yıpratıyor. Yamuldun galiba. Evet, bayağı yattığımız yeri aramayız diye tahmin ediyorum. Bu gece horlaya horlaya uyursun herhalde. Gerçi ben de öyle. Bayağı yorulduk. Bir de birkaç yerde Türkiye'de yapılıyor. Birçok insan da Türkiye'de dalga sörfü yapıldığını bilmiyor hatta. Hatta Burak da öyle. Ben Burak'a ilk söylediğimde nasıl ya, nerede yapılıyor falan gibi bir konuşma geçti aramızda. Alanya, Şile'de birkaç yer var. Babalı var. Riva'da bir yer var. Kilyos'ta yapıyorlar. Hani yine benim bilmediğim bazı yerler de olabilir. Bildiklerim bu kadar. Gerçekten denemediyseniz deneyin. Çok zevk alacaksınız ama yoruluyorsunuz, çok çabuk yoruluyorsunuz. O yüzden hani kısa süre deneyip, tekrar dinlenip, tekrar yapabilirsiniz. Gücünüzün yettiği kadar. Hoşunuza giderse de devam edersiniz. İlk başlayanlara büyük ebattaki boardları tavsiye ediyorlar. Denge sağlamak daha kolay olduğu için. Küçük boardlar biraz daha ilerledikçe, gerçi ileri seviyedekiler büyük boardları da kullanabiliyor. Biraz tercih meselesi ama ilk başlayanlara daha çok büyük boardları tavsiye ediyorlar. Hacimleri de, litreleri de daha yüksek oluyor. Biz çok keyif aldık. Diğer videolarda görüşmek üzere.